Enfes Mutfak Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere aşırı derecede lezzetli, hem çok az malzemeli hem de pratik olan bir patatesli börek tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. Yarım küp yaş mayayı içerisine ufalayıp eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Unun bir kısmını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuzu ilave edip ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olarak yoğuruyorum. Bakın yağsız bir hamur olmasına rağmen yoğurdukça hamur elimden sıyrıldı ve bu şekilde ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur oluştu. Henüz elimi yıkamadım. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen masanın üzerine alıp dört parçaya kesiyorum her parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip 4 tane beze elde ediyorum. Diğer 3 bezeyi kenara alıp bir tanesini masanın üzerine alıp açmaya başlıyorum. Açarken nişasta ve un karışımı kullanıyorum. Yaklaşık 50 cm çapında olacak kadar hamuru açıyorum ve ilk açtığım hamuru kenara alıyorum. Bu kadar incelikte ve kalınlıkta olması yeterli. İlk açtığım bu hamuru kenara aldım. Daha sonrasında ikinci hamuru da aynı şekilde açtım. İkinci açmış olduğum hamuru masanın üzerinde bırakıyorum ve üzerine bolca sıvı yağ gezdirerek her tarafını güzelce yağlıyorum. Hamur yağlamamız bu aşamada çok önemli. Hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösterelim. İç malzeme olarak ben patates tercih ettim. Patatesleri haşlayıp tuzladım ve baharatlayıp karıştırdım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıyma veya peynir, kaşar peyniri damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İlk etapta bir tanesini açıp kenara almıştım. Açtığım hamuru şimdi üzerine yağlayıp patates serpiştirdiğim hamurun üzerine örtüyorum. Alttaki hamur ile kenarlarını eşitliyorum. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayıp hava almayacak şekilde poşetleyip dolaba kaldırıp sabah hemen hazırca pişirebilirsiniz veya pişirdikten sonra e, yine hava almayacak şekilde poşetleyip veya saklama kaplarına koyup dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İkinci hamuru da üzerine örttükten sonra tekrar e, kuru olan hamuru da bolca yağlıyorum. Dilerseniz yağlama aşamasında tereyağı ve sıvıya karıştırıp kullanabilirsiniz lezzeti artırmak adına. Ben bu sefer sadece sıvıyağı kullanmayı tercih ettim. İkinci katmana da yine patates serpiştiriyorum ve iki katı da iç malzemeli oluyor. Şimdi iki kat olan bu hamuru dörder parmak genişliğinde olacak şekilde bir başından başlayarak katlayarak bitiriyorum. tüm tariflerimde olduğu gibi burada da yine bütün önemli püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Lütfen detaylar o kadar önemli ki bu tür tariflerde özellikle de hamur işlerinde. Çünkü hamur işi riskli bir iş biliyorsunuz. O yüzden lütfen ama lütfen ince detaylara dikkat edelim. hamurun tamamını dörder parmak genişliğinde olacak şekilde katladıktan sonra en sonki kalan uç kısmını güzelce bastırıp kapatıyorum. Bu şekilde bir şerit hamur elde etmiş oluyorum. Hamuru tekrar dörder parmak genişliğinde olacak şekilde kare kare kesiyorum. Bu sayede hamurun içerisi kat kat oldu sadece iki bezeden oluşmasına rağmen. Diğer kalan iki bezeyi de aynı işlemi tamamlayıp bitiriyorum ve tepsinin içerisine dizdim tamamını. Üzerine kalan sıvı yağdan sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı da ekleyip sürebilirsiniz. Şimdi 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına gönderiyorum. Dilerseniz üzerine susam da serpiştirebilirsiniz. Bakın çok güzel kabardı ve kızardılar. Hemen bir tanesini alıp sizlere yakından ve net olacak şekilde doku testi olarak göstermek istiyorum. Üzeri bu şekilde çıtır çıtır, pul pul, iç kısmı kat kat patates dolgulu lezzetli, pratik ve az malzemeli bir börek elde etmiş olduk. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Sormak istediğiniz soru, görüş, öneri ve yorumlarınız varsa hepsini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımda daha bir sürü hamur de bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan da tüm videolarımı inceleyebilirsiniz. Ve aşağıdaki abone ol butonundan da ücretsiz bir şekilde abone olup yeni e, videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.